Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yıl da Bolt for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün yanımda iki tane özel yarışmacım var, Onur ve Zeynep. Öncelikle hoş geldiniz ve burada seyircimiz Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Mustafa biraz sesin bozuk geldi ama evet, Mustafa hoş buldu arkadaşlar, eğer anlamadıysanız. Evet, şimdi yarışmamızın kurallarını söyleyeyim. Oo, oyunum dondu birden, neyse. 3 tane etap olacak arkadaşlar ve her bir etap 1 puan arkadaşlar. Ve en çok puanı kazanan kişiye Robux ödülü vereceğiz ve tamı tamına bizden 250 Robux kazanacak. Evet, hazır mısınız Zeynep'le Onur? Evet, hazır mısınız? Yarışmamız başlıyor. Terep 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 terep. İşte bu, iki tarafta hazır olduğuna göre ilk yarışmamız başlasın. Evet arkadaşlar, ilk turumuz araç yarışı. Evet, gördüğünüz gibi Zeynep pembe aracı kullanacak ve Onur ise kırmızı aracı kullanacak. Mustafa'ya da hemen şöyle çok mükemmel bir seyirci koltuğu yerleştiriyorum. Mustafa'ya özel değil mi kanka? Sana şöyle çok şekilli şukullu özel bir koltuk yerleştireceğim şimdi, dur bakalım. Mustafa'ya özel bir bakalım tane. Ne çıkacak? Evet, Mustafa'ya hangi koltuğu yerleştiriyoruz? Tabii ki de esnaf taburesi ya. Mustafa'ya en çok esnaf taburesi yakışır arkadaşlar. Şöyle. Çok iyi ya. Değil mi? Evet, en iyi koltuk kesinlikle bu. Oğlum hiç bel ağrıtmaz bu ha. Evet, bir tane, bir tane de poposunun altına bir tane de kamera koydum. Şöyle kamerayı da kamerayı da koltuğuma bağlıyorum şöyle. Evet, şimdi buradaki kontrol merkezine arkadaşlar herkesi bu şekilde izleyebileceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman evet, şimdi her taraf hazırsa yarışmayı başlatıyorum. Hazır mısınız? Evet, kırmızı araç mı yoksa pembe araç mı daha çok mesafe kat edecek? Hadi bakalım. Evet, hazır mıyım? Evet, dümdüz gidiyorsunuz ve en çok kim uzağa giderse o kazanacak. Evet arkadaşlar, her iki tarafta hazır olduğuna göre ben en iyisi bir yerimi alayım şöyle. Evet, yarışı başlatıyorum. Mustafa, launch'a bassana Mustafa. Sen bir launch'a bas, öyle başlatabilirim. Evet, başlatıyorum. 3, 2, 1. Yarış başlasın, yarışı başlatıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda yarış başladı da bir dakika. Niye havada kaldı? Aa, sonradan harekete geçti. Evet, gerçekten Zeynep çok geç başladı ama yine de geçebilir kardeşine. Yine de kardeşi onun için yavaşladı şu anda arkadaşlar. Evet, şu anda gerçekten çok güzel bir yarış. Lan oğlum, öldüm ben. Mustafa öldü. Nasıl öldüm? Evet, Mustafa öldü arkadaşlar. Kurabiye adamla beraber çok güzel bir şekilde öldü. Neyse, evet, yarışa bakacak olursak pembe araç kaza yaptı. Pembe araç şu anda kaza yaptı. Toparlayabilecek mi acaba? Pembe araba toparladı ama geri dönüyor. Pembe araba galiba Zeynep beni çok sevdi, bana geri dönüyor arkadaşlar. Evet, pembe araba şu anda geri gidiyor. Kırmızı araba ise bayağı yol kat etti şu anda. Kırmızı araba yar duruyor arkadaşlar ve bakalım kırmızı araba nereye kadar gidebilecek? Zeynep acaba toparlayabilecek miyiz? Şöyle Zeynep'e bir bakalım. Zeynep ters döndü. Olamaz arkadaşlar, Zeynep şu anda ters döndü. Acaba ne yapacak? Evet arkadaşlar, onun dışında kırmızı araba gerçekten bayağı bir yol kat etti. Aa, evet arkadaşlar, kırmızı araç bayağı önden gidiyor. Bakalım ne olacak? Az çok durum ortada ve evet, maalesef Zeynep ölüyor arkadaşlar aracı ters döndüğü için. Gelelim ikinci rounda. Evet arkadaşlar, ikinci turda sizlerle beraberiz. Bakalım bu turu hangi yarışmacımız kazanacak? Zeynep mi yoksa abisi Onur mu kazanacak? Evet, şu an Onur 1-0 Zeynep'ten önde arkadaşlar. Şimdi altlarındaki plakaları siliyorum ve 3 deyince Mustafa launch'a bassana kanka. Evet, 3 deyince yarışı başlatıyorum. 1 2, 3, bol şanslar, yarışınız başladı. Evet, Mustafa da yarışıyor bu arada. Mustafa yarışa dahil değil arkadaşlar. Evet, pembe araç gerçekten çok geride kaldı çünkü kendisi telefondan giriyor arkadaşlar. Merak etmeyin, kendisine özel bir turda olacak. Tek tur araba yarışı değil zaten, merak etmeyin. Evet, kırmızı araç cidden çok önde gidiyor. Kırmızı araba bence biraz fedakarlık yapıp kardeşi için yavaşlamalı. Ne düşünüyorsun kırmızı araba? Bence yavaşlamalısın biraz çünkü o senin kardeşin. Evet, gördüm, tamam, çok güzel. Evet, kardeşine izin verdi ve kardeşinin gelmesi için yavaşladı şu anda. Evet, evet, şu anda pembe öne geçti. Bakalım pembe mi kazanacak yoksa kırmızı mı? Vay be, kırmızı abilik yapıyor ve şu anda geriye dönüyor arkadaşlar. Çok güzel bir maç dönüyor şu anda. Yani ilk defa böyle bir yarışma oluyor şu an arkadaşlar. Her ikisi de birbiri için yavaşlıyor şu anda ve bakalım hangisi kazanacak? Zeynep mi kazanacak yoksa bu turu, yoksa Onur mu kazanacak? Evet, şu anda aynı hızla gidiyorlar arkadaşlar. Bakalım ilk kimin arabası parçalanacak? Evet, arabası parçalanan ilk kişi elenecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, şu anda neredeyse aynı gidiyorlar sayılır.
Hadi bakalım, fedakarlık yapıyorlar şu anda. İkisi de aynı anda gitmeye çalışıyor ama elbet bu yarışı sadece bir kişi kazanacak arkadaşlar. Oo, Zeynep duvara çakıldı şu anda. Zeynep ne yapıyorsun? Evet, toparlayabilirsin Zeynep. İşte bu. Güzel, bak dümdüz git oradan. Dümdüz git. Hadi çarpma oralara. Evet, helal sana. Hadi geçersin. Git oradan. Sağa dön. Sağa dön. Hadi geçersin kırmızı arabayı. Güveniyorum sana Zeynep. Evet, Zeynep biraz baga girdi. Biraz telefondan bağlandığı için biraz sıkıntı oluyor kendisinde. Mustafa oyunu bitirmiş abi. Neyse. Evet arkadaşlar, kırmızı araba şu anda yavaşladı kardeşinin kendisini geçmesi için ve aa, pembe araba yine takla atıyor. Pembe araba yine takla atıyor arkadaşlar ve kırmızı araba yine, kırmızı araba acaba pembe arabaya çarpsa araba düzelir mi? Ve evet arkadaşlar, maalesef pembe arabadaki kişi yani Zeynep ölüyor ve bu turu 2-0 Onur kazanıyor arkadaşlar. Tebrikler kırmızı araba. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Onur 1-0 şu anda araba yarışındaki kazandığı zaferlerden dolayı 1-0 öne geçti. Şimdi gelelim ikinci yarışmamıza. İkinci yarışmamız gerçekten çok zor çünkü her şeyini ben tasarladım. Evet, içine dışına her şeyini ben tasarladım. Peki ne mi tasarladım? Bir labirent tasarladım arkadaşlar ve bu labirent gerçekten çok zor. Arkadaşlar, labirent gerçekten çok zor. Gördüğünüz gibi labirent bu şekilde ve evet, şimdi labirente girmeyin. Labirente girmek yasak. Labirente girmek yasak. Hiç kimse labirente girmesin. Evet. Şimdi bir kolaylık olsun diye önce üstünü sileceğim arkadaşlar. Çabuk labirente bakın. Labirente bakma süreniz çok kısıtlı arkadaşlar. Labirente bir bakın isterseniz. Evet arkadaşlar, gerçekten çok karışık bir labirent yaptım. Bakalım ilk bu labirenti kim bitirecek arkadaşlar? Şöyle üstünü tekrardan kapatacağım baktılarsa. Tamamdır. Bence görmüşlerdir artık. Doğru yönü bakalım kim bulacak arkadaşlar. Şöyle hemen metremin ayarını kısıyorum. Hala şu anda bu arada bakabilirler. Neyse, tamamdır. Bu kadar şans yeter bence. Evet, şöyle burayı kapatalım arkadaşlar. Kapatamadım. Kapatamadım ve evet, kapattım şu anda üstünü. Bakalım. Bakalım arkadaşlar, bu labirenti ilk kim bitirecek? Mustafa, sen en sona git kanka. İstiyorsan reset çek, sen en sonda bekle. Bakalım seni ilk karşılayacak. İlk kim karşılayacak, tamam mı? Evet, şimdi güzel. Herkes labirentin önüne geçsin. 3 deyince labirent oyunu başlıyor. Evet, hazırsanız labirent oyununu başlatıyorum. 3, 2, 1. Labirent oyunu başlasın. Sona ilk varan kişi kazanır arkadaşlar. Evet, şu anda izledik ve güzel. Onur sağ taraftan gitti ve Zeynep de sol taraftan gitti ve bakalım labirenti ilk kim bitirecek arkadaşlar. Bense sonda bekleyeceğim. Acaba bakalım ilk kim bitirecek? Bu arada labirent gerçekten çok zor arkadaşlar. Labirent gerçekten çok zor. Gerçekten yani. Benim de bayağı zamanım gitti yaparken, sıkıldım ama labirent gerçekten çok zor. Evet, bakalım ben de sondan gideyim biraz, bakalım. Acaba bitiren olacak mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Acaba bakalım birisini bulabilecek miyim? Ben az çok labirenti biliyorum. Bu arada arkadaşlar, buraya geldikleri zaman yaklaşsın diye bir tane ibare var. Yaklaştıklarını öğrensinler diye. Yaklaştığın yazısını bulan kişi oyunu bitirecek abi. Aynen öyle. Evet, bakalım ilk kim sona gelecek. Ben de şöyle içeride biraz geziyorum şu anda arkadaşlar. Aa, Onur buradaymış. Acaba Onur ne taraftan gitmeli? Hiçbir şekilde ipucu vermeyeceğim. Ben burada bekliyorum arkadaşlar. Evet. Aa, evet, Onur şu anda toksikleniyor herhalde. Orası çıkmazdı. Neyse, tamam, ben en iyisi çıkayım buradan arkadaşlar. Çünkü baya kopya oluyor. Oradan çıkılmıyordu ki, neyse. Beni yakalayacak şimdi. Dur, kaç kaç kaç. Aa, oyunum kastı. Oyunum dondu. Aa, ne oluyor? Evet arkadaşlar, en sonda bekliyoruz. Bakalım labirenti ilk kim bitirecek? Bu labirent gerçekten çok zor. Şimdi hazırsanız sizlere bir kolaylık yapıyorum arkadaşlar. Labirentin üstünü açacağım hazırsanız. Hazır mısınız? Hatta tamamdır. Birkaç dakika daha bekleyelim. Hadi biraz daha şans verelim. Belki birisi bitirebilir. Eğer iki kişi de bitiremezse labirentin üstünü açacağım. Bence böyle daha kolay olur. Çünkü labirent gerçekten çok zor arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz karman çorman bir şey yaptım oraya ve sadece tek bir çıkış yolu var. Bana soracak olursanız, ben bu labirenti tek başıma bitirebilir miyim? Labirenti evet, tek başıma bitirebilirim çünkü ben tasarladım. Evet arkadaşlar, Zeynep şu anda yaklaştığın yazısını bulmuş, öyle mi Zeynep? Bitirebilecek misin? Güveniyorum sana, bitirebilir misin burayı? Hadi bakalım. Zeynep acaba yarışmayı bitirecek mi? Yaklaştığın yazısını görmüş çünkü. Evet, Zeynep bekliyorum seni. Bakalım Zeynep bu turu kazanabilecek mi ve 1-1 skoru kazanabilecek mi? Acaba Zeynep nerede? Bir dakika, yazı buradaydı. Acaba ne taraftan gitti? Buradan gittiyse büyük ihtimalle kayboldu. Neyse, ben en iyisi şuraya gideyim de bekleyeyim abi. Ben kayboldum bu an. Aa, sen kayıp mı oldun? Aga be, tamam. Şöyle yapalım o zaman. Evet arkadaşlar, şu anda üstteki duvarı kaldırıyorum. Parkuru bitirmeniz aşırı derecede kolaylaşacak. Kaldırıyorum üstteki duvarı. 1, 2, 3. Duvarı kaldırdım ve evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi labirent açık. Bakalım ilk kim bitirecek. Evet, şu anda labirentin üstü açık ve bakalım ilk kim bitirecek labirenti. Aa, Zeynep sen çok uzaktasın ama. Evet arkadaşlar, Onur ilk parkuru bitiriyor ve gördüğünüz gibi Onur
ve parkuru bitiren ilk kişi oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Zeynep bayağı uzaktasın ya. Kuzu sen çok uzakta kalmışsın ama baksana. Hadi üstünden atla hadi. Yaparsın. Zeynep 10 saniye içinde gelirsen tebrik edeceğim seni. Hadi 10 saniye içerisinde bitir. Atla. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir bir dakika, evet Zeynep bitiriyor mu yoksa duvar kesinlikle yıkılmadı. Zeynep duvarı yıktım, geçebilirsin buradan. Evet arkadaşlar, Onur 2-0 öne geçti ama Zeynep belki bir yerde öne geçebilir ya. Ben Zeynep'e güveniyorum arkadaşlar. O zaman yarışmamızın ikinci turunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi labirent oyununu tekrar oynayacaklar. Bu sefer tersten sona gitmeye çalışacaklar. Evet, bu sefer bu taraftan çıkan kişi kazanacak ve yarışmacılar buradan girecek. Bakalım hangi yarışmacımız kazanacak. Zeynep bence bu sefer geri dönüş yapabilir ve labirent oyunundaki skoru bir bir eşitleyebilir. Zeynep sana güveniyorum. Evet, hazırsanız başlatıyorum. Herkes labirentin önüne gelsin ve başlatıyorum. 1 2 3 yarışma başlasın. Bakalım labirenti tersten ilk kim bitirecek? Evet, Mustafa da yarışmaya girdi. Tamam hadi ben de giriyorum. Ben kesinlikle labirenti ezbere bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Evet şöyle. tamam göstermeyeceğim. Hatta Onur direkt buraya gelmiş zaten. Evet gel. Evet buradan yol. Hadi koş. Evet bakalım Onur mu bitirecek yoksa Zeynep mi arkadaşlar? Evet şu anda yarışma çok çekişmeli gidiyor. Gel yol buradan gel. gel. buradan değilmiş, pardon, ben de şaşırdım. Arkadaşlar şu anda labirentte kaybolduk. Teknik sıkıntılar oldu. Evet. Ben buldum. Buldun mu? Hadi bakalım. Galiba buldum diye düşünüyorum. Arkadaşlar Zeynep'le labirenti bitirdik ama Onur çoktan bitirmiş zaten ya. Onur bitirdi gel arkadaşlar. Bence yandan dolandı abim. Yandan dolanmadı, içeriden gitti, ben gördüm. Onur helal olsun. Evet 2-0 eşitliyor arkadaşlar şu anda ve tamam, o zaman bir sonraki yarışmamıza geçelim. 2-0 madem kazandı, o zaman bir sonraki yarışmamıza geçelim. Ama önce reklamlar. Et en sevdiğim. Siz de mi buradaydınız? Hoş geldiniz. Siz de SK kömürlerini deneyip güzel etler pişirebilir ve yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, SK kömürleri. Siz de SK kömürlerini alarak en iyi mangalları yapabilirsiniz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şu anda son yarışmayla sizlerle beraberim. Bu bir bilgi yarışması olacak ve ben sunucunuz. Tabii ki de Samet Karataş, beni tanımayan mı var lan? Evet, şöyle yerimi alıyorum ve evet, burası benim masam. Evet, burası da milyoner sunucumuz. Evet, şimdi yarışmacılarımız gelsin. Evet, yarışmacılarımızı alalım. Hemen içeriye girebilirsiniz şu anda. Evet, Onur ve Zeynep geliyor. Lütfen karşımdaki koltuklara oturunuz. Evet, şöyle güzelce oturun. Evet, Onur da otursun. Evet, sizlere soru soracağım ve yazarak cevaplayacaksınız. İlk yazan kişi kazanacak. Tamam mı? Hazır mısınız? Hazırsanız ilk soruyu sizlere soracağım. Evet, herkes hazırım yazdıktan sonra yarışmayı başlatıyorum arkadaşlar. Herkes hazırsa. Evet, bu arada bu seriyi beğenirseniz milyoner yarışması serisi yapabilirim arkadaşlar ve kazanan kişiye Robux dağıtabilirim. Eğer isterseniz tabii ki de. Evet, her iki tarafta hazırsa soruyu soruyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet, soru geliyor. Samet Karataş'ın en sevdiği renk nedir? Süreniz 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 Yeşil mi? Evet, Zeynep yeşil diyerek doğru cevabı bildi ve 1-0 öne geçti arkadaşlar. Zeynep yeşil dedi ve doğru cevabı bildi arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Evet, o zaman ikinci sorumuz geliyor. İkinci soru için her iki tarafta hazır mı? Onur ve Zeynep ikinci soru için hazır mısınız? İlk doğru cevap veren kişi kazanacak. Evet, iki kişi de hazır. Soruyu soruyorum. Ben, yani Samet Karataş'ın Roblox'ta çektiği ilk filmin adı nedir? Evet, sorumuz bu. Roblox'ta çektiğim ilk filmin adı nedir arkadaşlar? Ben Roblox'ta bir film yaptım ve hatta o film Jailbreak'te geçiyordu. Sizce bu oyun hangi oyun? Evet, Zeynep kahraman komanda diyerek doğru bildi ve 2-0 da buradan öne geçti ve Zeynep'le Onur'un skoru artık 2-1 önde. Hadi bakalım, o zaman 4. yarışmamıza geçelim. Evet arkadaşlar, 4. yarışmamız bir duello olacak. Duellonun kurallarını hemen açıklıyorum. Şimdi her iki tarafa da silah vereceğim ve ilk kim vurulursa o kişi kaybedecek arkadaşlar ve bu tek tur olacak. Yani ikinci turu olmayacak ve yeşil yere değen kişi kaybedecek. Yani hep bu kırmızı
tahtanın üstünde durmak zorundalar arkadaşlar. Yani bu yeşil yere değen kaybedecek arkadaşlar. Eğer 2 dakikadan fazla birbirlerini vuramazlarsa alttaki alanı daraltacağım ve alttaki kırmızı tahta gitgide küçülecek. Bakalım hangisi kazanacak? O Mustafa top saldırısı yapıyor Mustafa, neyse. Evet, şimdi her iki tarafa da silah veriyorum şu anda arkadaşlar ve evet şöyle silahlarınızı alın hemen şöyle. Silahları bulamadım, olamaz, silahları bulamadım, fail. Evet arkadaşlar, şu anda tabancalarını veriyorum. Evet güzel, Zeynep sen buradan bir tane al. Evet arkadaşlar, düellomuz başlayacak birazdan, henüz başlatmadım. Sizlere ipucu veriyorum, bence durmadan hareket edin çünkü hareket etmezseniz silah size değebilir. Silah mermisi size değebilir, bence durmadan hareket edin. Yeşile değmek yasak, dikkatli olun, yanlışlıkla yeşile değmeyin. Bakın yeşile değmek yasak dedim, evet. Hazırsanız başlatıyorum. Başladınız çoktan, tamam siz bilirsiniz. 3, 2, 1, savaş başlasın ve bakalım ilk kim ölecek. Mustafa ortada vuruldu arkadaşlar, olamaz. Mustafa'ya mermi isabet etti. Mustafa kardeşim. Neyse. Evet şu anda başladı arkadaşlar. Her iki tarafta birbirine ateş ediyor ve bakalım ilk kim ölecek. Evet Mustafa ölme sesleri çıkartıyor şu an, neyse. Evet bakalım ilk mermi kime isabet edecek arkadaşlar. Şu anda çok çekişmeli bir düello var. Bakalım Zeynep mi kazanacak? O Zeynep vuruldu. Zeynep vuruldu ve Onur bu turu kazanıyor arkadaşlar. Helal Onur. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda her iki tarafında neredeyse skoru eşitlendiğine göre bu savaş, yani kılıç savaşını alan kişi kazanacak arkadaşlar. Evet Onur'da da kılıç var, Zeynep'te de kılıç var ve şu anda bir kılıç düellosu olacak. Bakalım bu kılıç düellosunu kim kazanacak arkadaşlar. Bu kılıç gerçekten çok güçlü, neredeyse tek atan bir kılıç ve bakalım kılıç düellosunu kim kazanacak. Başlatıyorum hazırsanız. 3, 2, 1, kılıç savaşı başlasın. Bakalım kılıç savaşını kim kazanacak. Evet şu anda savaş başladı ve Onur mu? Aa evet, Onur öldürdü. Olamaz, olamaz. Onur Zeynep öldürdü. Hayır. Evet arkadaşlar, ve böylelikle Onur duelloyu kazanıyor ve bizden tamı tamına 250 Robux kazanıyor. Kendisini buradan tebrik ederim. Neyse o zaman arkadaşlar, bu yarışmamızın da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir yarışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.